Radyo İklim 4.5 başlıyor. Yedi İklim 4.5 nerede mi? Bu hafta 700 yıllık bir Osmanlı köyünde. Cumalı Kızık'tayız. Şimdi Cumalı Kızık evlerinin o tarihi harika dokusunu gezelim, görelim, öğrenelim. Cumalı Kızık evleri de cumbalı, cumbaya kadar taşlarla örülmüş ve bu evlerin bir özelliği daha var ki duvarları biraz daha yüksek. Vakti zamanında düşman istilasından korunmak için duvarlarını biraz yüksek örmüşler. Evinizin özelliklerini öğrenmeye çalışıyorduk. İşte konağımız burası. Buranın üstünde bir kat, iki kat olarak yerlerimiz var, odalarımız var. Tabi oraları çıkıp güzel görebiliriz. Güzel altında. Ay, harika bir yer burası ya. Bak. Köylerde kışın ağaç ahşap olduğu için kışın burası sıcak olur, yazın da serin olur. Çünkü toprak, duvarlar toprak olduğu için bu köylerde bu şekilde. Şimdi biliyorsun Bursalılarda, şehirlerde her taraf beton yığını olduğu, kışı yazın yakıyor, kışın da ısıtmıyor. Ama bu ağaç ahşap, bunlar 700 senelik kestane ağacı. Bakın bunlar orijinal de, bakın şu ağaçlar orijinal. 700 sene. En çok dünyada dayanan ağaç bunlar. Kestane ağacı. Şimdi buyurun bir de böyle sağa geçin. Şimdi buradaki, burada daha alçak burası biraz. Gelin. Şimdi, merhaba, kolay gelsin. Tabii. Ah, cam kenarı çok güzel. Şimdi eskiden bu köyde kestancılık çok meşhurdu. Kestane. Biliyorsun Bursa'nın kestanesi şekerin meşhur. Cumalı Kız'ın kestanesi halen daha meşhur. Yani bazı bölgelerde, mesela İzmir tarafında, Ödemiş tarafında çok kestane olduğundan bahsediyorlar. Ama buranın kestanenin lezzeti oralarda yok. Eskiden bu köyde çok kestancılık olduğu için bu köyün merası da çok uzaklara dayanır buradan. Yani yolun altına geçer, ana yolun altına geçer. Buradaki kestaneci, o zamanki kestane sirkeleyen, yani ağaca çıkıp sirkeleyen ve toplayanları dağ köylerden buraya işçiler getirmiş. Burası sadece kestanecilerin, o çalışan insanların akşam olduğunu gelip dinlendikleri yer. Ondan sonra da çıkıyoruz ağa konağına, yukarı çıkıyorsun. Ağanın kaldığı yere çıkıyoruz. Hadi ağa buyurun. Ağa konağına gidiyoruz. Hadi bakalım. Kapı girişleri bile aralıklı yapılmış, böyle klima gibi esintili, yani kapalı değil böyle. İçerisindeki böyle ferah bir ortam. İşte böyle camları açtığın zaman buradan camdan, buradan bahçeden klima gibi bir esinti. İçeride terleme mümkün değil buradan. Burada eskileri böyle koyuyoruz. Eski yaşantıdan bazı örnekleri vatandaş görsün ve hatta çocuklarımız görsün. Vatandaş, biz yaşta olanlar hepsi bilir de. Çiçeklerimizi görüyorsunuz bakın. Çiçekler harika. Şimdi böyle yaz geldi mi köyün anneleri böyle çiçeklerimizi ekerler, böyle hoş bir görüntü. Sahibinin kaldığı odalar, bir, iki, üç odamız var. Üç odamızı da gezelim böyle. Hadi. Bakın şömine görüyorsunuz. O kullanılıyor galiba. Evet, kullanılmıyor gene şu anda. Orijinalde bozulmamış, o şekilde bekliyor yani. Buyurun. Bakalım odalarımıza, bir ağ girelim odasına. Böyle girelim. Şömineler her odada aşağı yukarı mevcut. O zaman soba yok, sadece şömine. Yani biz de eskiden buna şömine değil de ocak derdik. Şimdi ismi kibarlaştı, şömine oldu.
tereviz. Bunlar da eskiden. Tereyağı eskiden, evet, bunların içine, bunların daha büyükleri de var, böyle büyükleri var. Biz bunları küçüklerinden böyle orijinal koyduk. Şunlar eskiden yoğurdu koyarlardı, suyu koyarlardı, nenemler yaparlardı. Ben çok iyi hatırlıyorum. Evet. Bunu böyle yoğurdu döverler böyle. Dövdükçe ayran olurdu. Ayran olduğu zaman da yağı üstüne çıkardı. Sonra yağını nasıl alacak? Yağını bundan bak, şunun şeyinden. Bunu çekince buraya bunu, yağlar buraya takılıyor. Yağlar. Bu daha büyüktür böyle, küçük bu kalmış. Bunun daha büyüğü böyle aşağı yukarı bu silme gibi. Çalışık şekildedir böyle, büyüktür. Bunu yağını alır böyle. Kaşıklar alırlar, tahta kaşıklar böyle. Tasa koyarlar. Oradan da o yağlar. Nerede kaldı o yağlar? Nerede kaldı yani. Ben yaparım size. İnşallah. Ya. Çok bu da biber eski orijinal ayranlarımızın ve yağlarımızın çıktığı yer. Şimdi her şey makinalaştı. Ayranımız makinalaştı, yağlar makinalaştı, yoğurtlar makinalaştı. Şey tadı kalmadı diyorsunuz. Kalmadı. O güzellikler, o tatları ben biliyorum, ben yaşadım. Ben pek bilmiyorum. 62. Öyle mi ya. Maşallah, hiç göstermiyorsunuz. Ben de sana aynı şeyi söyledim. Olduğu için olabilir. Evet. Şimdi ben bu tereyağından çok yedim ondan bekledi küçükken. Öyle. Tabii nenem rahmetli böyle yapardı. Bir de arada bir parmağını böyle yapardı benim ağzıma. Çat çalardı. Ben de o zaman 8-10 yaşlarında bir hanım. 7 yaşında, 8 yaşında, 10 yaşında. Ya. İşte ondan bu yağları biz yedik, tattık yani. Çok lezzetli. Ne şanslıymışsınız ya. O zaman bir de bu hayvanları doğada gezerek ottan, daldan, işte böyle doğal şeylerden beslendiği için bunların tadı kokusu bir başka. Burası da üçüncü büyük oda. Burada gene aynı eski ocak dediğimiz şömine. Burası banyo denilen eski banyolardan. Banyo mu? Evet, eskiden evet. Ama içinde bir insan girip çıkabiliyor. Bu şekilde bir banyomuz. İşte bunlar eskiden. Bunlar da nenelerimiz çamaşır yıkardı bunlarda. Tekne, çamaşır teknesi derler bunlara. Eskiden çamaşırlar kille yıkanırdı, kille. Kil, sabun, böyle deterjan falan yok. Bunların içinde çok çamaşır yıkandığını ben biliyorum. Şimdi bu köyün böyle büyük olmasının nedenlerinden, yani bu odaların büyük olmasının nedenlerinden. Şimdi eskiden bir köyden bir köye gittiğin zaman, şimdi gidiyorsun İzmir'den akşama, sabah gidiyorsun akşama dönüyorsun İzmir gibi uzaktan. Şimdi bir köyden bir köye, 20 kilometrelik bir köyden bir köye geçtiğin zaman o yol uzaktı, gece gelemezdin. Yani ışık yoktu, araba yoktu. Orada mutlaka kalman gerekiyordu. Zaten salmazlardı da. Böyle evlerin büyük olmasının nedeni köylerde bundan kaynaklanıyor. Çok teşekkür ediyoruz bize evinizi gezdirdiğiniz için. Ve her zaman bekliyoruz. Buyurun gelin. Gong sesiyle de hacimalı kızıkta harika bir konu haline girdik. Burası diğerlerinden biraz daha farklı. Harika döşenmiş yöresel şeyler var. Gözleme olacak. Evet. Çay da demleniyor orada. Harika bir kahvaltı hazırladınız. Arkada gözlemeler yapılıyor şimdi. Hiç daha önce görmediğim şeyler var. Patates diyorum buna. İçli patates köftesi. Patates haşlıyorsun ama çok haşlıyorsun. Bütün işlem bunun özelliği sıcak, kaynar kaynar yapılması. Kaynar kaynar soyuyorum. Bir tane yumurta mesela, 3 patatese bir yumurta diyeyim. Bir tutam tuz hemen ezecekle çabuk çabuk acele şekilde eziyorum. Ondan sonra nişastayla o patatesi hamur elde ediyorum. Kimi şurada akak. Da tel peyniri var. Daha bu da çeçin, tereyağı. Bu da beyaz kaşar. Peynir. Ha, kaşar mı? Evet. Bir de gözlemeler geliyor. Evet. Afiyet olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun.
haber. Ne yapıyorsun? Bu kız hasta olmuş çünkü su çiçeği çıkarıyor. Ablaya cevap verir misin? Tatlım, kaşınıyor mu onlar? Hayır. Senin adın da mı Sina? Evet. Ama benim adım da Sinem, ne yapacağız şimdi? Annenler bir şey yapıyor, soralım mı annenler ne yapıyor? Tabii ki de bunu yapıyorlar. Yemek. Bakayım ne yemeği yapıyor. Teyzeciğim merhaba. Aşağıya doğru çok acayip güzel kokular geldi. Bir baktık burada bir şeyler var. Ne bu? Hududu. Makineden su çekiyoruz. Ondan sonra süzgeçten geçiyor. Bu kıyma makinesine benziyor. Bu kıyma makinesi. Ama biz bunu bu şekilde kullanabiliyoruz. Ne olacak şimdi, bu buradan böyle ezildi, tamam. Ay. Ezildikten sonra arkadaşlar bunu süzgeçten geçiriyor. Çekirdeği süzgeçte kalıyor. Saf kendi sade suyu. Yani amacımız ahududunun meyve suyunu mu çıkarmak? Meyve suyunu. Dükkan açılışı mı yapıyorsunuz bunları buraya asıp? Evet canım. Ne, iğne oyası mı derler buna? İğne oyası ablacığım. Siz mi yaptınız? Aile çalışması, tek değiliz. Yani bunlar böyle hafta sonu falan satılıyor, bitiyor. Hafta içi yapıyor musunuz? Yok yok, sürekli yapılıyor. Bazı kişilerden de alıyorum. Güzel, güzel. Havlu kenarı tanıdım. Evet, havlu kenarı ablacığım. O mekiktir, o mekiktir, bu mekik. Bu da iğne oyasıdır. Eşarplar da sizin. Evet. Bir deneyebilir miyim? Tabii ki. Çiçek yönünden de, figür yönünden de güzeldir. Giydikçe bizi anarsınız. Kıyamam. Ben giyebilir miyim bunları? Duvara asarım. Çeyizinize koyun. Tatlım, tamam, o zaman çeyizinize koyarız. Bunu getirsin size inşallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ ol. Öpeyim. Oy, teşekkürler. Rica ederim canım. Cuvalı kızıkta yemedim içmedim sizin için gidip Frank üzümü topladım. Bu Frank üzümlerini küçük paketlere koydum. 2 liraya satıyorum. Birileri gelip alır inşallah. Bir de şey var. Böğürtlen. Acaba biri almasa yiyebilir miyim? Böğürtlen ne kadar? O da 2 lira. Bu arada 2 lirası olan var mı? Yalnız Frank üzümüyle böğürtlen karışınca muhteşem bir şey oluyor. Gel abla gel, 2 lira. Yalnız alan da yok. Ben bunları alıp gidebilir miyim artık? Cuma kızlıkta böğürtlen yerimize devam ediyoruz ve bir pazara düştük. Merhaba. Merhaba. Nereden geliyorsunuz? İstanbul. Beğendiniz mi Cuma kızı? Beğendim, daha önce de gelmiştim. Şimdi özellikle Bursa'ya gelmiştik. Yani bir daha şey görelim, dolaşalım dedik. Evet, çok keyifli bir yer. Tarihi evleri, capcanlı tarihi sokakları, safranı ve tabii lokumuyla Safranbol'dayız.
Merhabalar hanımefendi. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyiz Allah'a şükür, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Valla Yörük Köyü'nde dediler ki çok meşhur böyle bir gözlemeci var. Tadı çok güzel, aşağıya kadar inmiş namınız. Doğrudur herhal. Nedir bunun hikmeti? Neden bu kadar lezzetli bu gözleme? O da meslek sırrı. Ama hiç kimse bize bir sırrını vermiyor. Alınıyoruz artık. Mayalı hamur mu bu? Mayasız. Mayasız bir, evet. Bir tuzundan su. Tuz, su, un. Yumurta falan yok mu bunun için? Bir şey yok. Harçlar var galiba. Nasıl harçlar onlar? Kıymalımız var. Ispanaklı kıymalı. Bu da ıspanaklı çökeleğimiz var. Ispanaklı. Bu çökelek, evet. Evet, burada konacak harcı. Evet. Şimdi orada ikinci aşama. Açılmış yufka gidiyor. İçine harcını koyacağız şimdi. Bu kıymalı ıspanaklı olacak. Ben kaçıyorum. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Yanımızda bu köyün yerlisi Muhsin abi var. Muhsin abicim, bize biraz bu köyden bahseder misin? Kaç hane var? Nüfusu ne kadar? Göç veriyor musunuz? Göç alıyor musunuz? Durum nedir? 130 hanemiz var ama yarısı boş. Diğer göç vermiş oluyoruz, yani öyle düşünelim. Gençler genellikle burada değil. İstanbul ağırlıklı. Çoğunluğumuz Ankara, İzmir, her tarafta var köylülerimizden. 150 civarında nüfusumuz var kışın. Yani yazın değil. Yazın bir 300'e falan çıkabilir ama kışın 150 kişi. Şimdi Türkmenköy burası. Horasan'dan gelmişler. Zaten Yörük olma nedeni de o. Üç kardeş giriyorlar. Üç kardeşten büyük ağabey olan Hüseyin bu köyde kalıyor. Davut ve Hacı da, Davut obası köyünü kuran Davut, Hacılar obası kuran da Hacı. Üç Hacılar obası ve Yörük. Üçü de göçebe anlamına geliyor. Üç kardeşler zannederim 1400'lü yıllar olabilir, 1300'lü yıllar olabilir. Orada kesin bir tarih yok. Yalnız ilk kayıtlara benim rastladığım kadarıyla Kanunoğlu Sarısel'in döneminde rastlanıyor. Çoğunluğu İstanbul'da fırıncılık yapıyorlar. Hatta ben yine bir kayıtlardan incelediğimiz kadarıyla 1934 yılında yazılmış bir kitapta İstanbul'daki zannederim 80 tane fırın var. Kadıköy tarafı hariç, surların içindeki İstanbul bölgesinin 48 tanesi Safranbolu'da. İstanbul'da da eskiden bizde Kocaköy derlerdi. Allah buradaki, Allah, evet. Buradakiler haneden evet. O kadar çok insan evet. Gitmiş ki. Buradakiler de çoğunluğu fırında çalışan, işte orada pişirici, ne diyelim, tezgahtar gibi çocukluktan okulu bitirdikten sonra oraya gidiyorlar. Orada yetişiyor, yani mesleklerini şey yapıyorlar, işte senenin belirli dönemleri gelip gidiyorlar, uzun süre oradalar, yaşlandıktan sonra falan da dönüyorlar. Buradakiler de çiftçilik yapıyorlar genelde, sebzecilik ve çiftçilik hakim köyde. Böyle bir dönem geçiriyorlar, genellikle 1700'lü yıllarda işte bu konaklara falan yapıldığı dönemler, işte belki köyün en ekonomik yönden üst düzeye çıktığı bir dönem. Köyü bir tescil ettirdik, şu anda tescilli bir köy burası. Öyle mi? Neyle tescillendi?
kentsel sit alanı yani koruma altına alındı. Tabii 3 bölgeye ayrılmış. Birinci bölgede bu kentsel sit alanı dediğimiz sınırları tespit edilmiş bir bölge. O bölgede ancak buradaki benzer binaları yapabilirsiniz. Evet, diğer onun dışında yapamazsınız. İkinci bölgede biraz daha yine o çerçeveye esnek uyuyorsunuz. Üçüncü bölge biraz böyle bağ evi niteliğindeki yerlerin yapılabileceği yerler. O şekilde bir imar planımız da var şu anda. Bu köy Türkmen Köyü dedik. 1800'lü yılların başında burada bir idari yapılaşma var. Bu idari yapılaşma da 15 köyden oluşan bir kaza, Yörük kazası adı. Ama bu 15 köy Türkmenlerden oluşan köyler. İdari yapıda da yani şimdiki gibi toplu bir yer düşünmeyin. Evet. Karabük'ün öyle biri. İşte bahsettiğim Hacılar Arası, Davadabazı köyleri, Geren Meray'ın bu çevredeki köyler ama bir altımızdaki ve bir üsttekimizdeki köy bu kazaya bağlı değil. Onlar Safranbolu'ya bağlı. Buraya bağlı olanlar da Türkmen köyleri. 1875'li yıllara kadar o idari yapıyla şey yapıyor. Kadı burada bulunuyor yani bu köyde yaşadığı için. Merkez burası görünüyor Yörük kazası olarak. Dolayısıyla en gelişmiş Yörük köyü burası diyebilir miyiz? İkinci Davudabası, Hacılar Arabası'ndan yani beraberler ama en büyük köy burası yani şey o çevrenin o Yörük kazasının en büyük köyü burası. Kadı burada. Cumhuriyet döneminde de burası merkez köy. Yedi İklim Dört Bucak Edirne'de. Edirne'de badem ezmesi yemeden dönmeyin dediler. Gerçek devaymış ki Osmanlı kallavi, ay şekli kavala, çifte kavrulmuş lokum. Burası inanılmaz bir yer. Çikolatalı badem ezmesi. Kendiniz için mi alıyorsunuz yoksa hediye? Yani, kendim için de alıyorum. Arkadaşlarıma, akrabalarıma da hediye olarak götürüyorum. Kimler şifa bulmuş bundan, kimler bulmamış ki? Hürrem Sultan'dan tutun, Fatih Sultan Mehmet Han'ın kız kardeşine kadar şifa bulunan bir helva bu. Bildiğimiz bir helva değil. Bu tarihi devaimiz denilen. İsmi de Osmanlı'dan geliyor. Deva şifadan geliyor. Misk kokudan geliyor. Düşünün. Devayı bir araya getirmişiz. Kokuyu da bir araya topladığın zaman herhalde o insanın mutlaka gökkuşağına çıkması lazım. İnsanlığa Edirne'de bir şifa var. Bunun adı da deva. Bu devadan herkes istifade etsin. İnsanların yüzü gülsün. Yani demiyoruz ki çikolata şöyledir. Evet o da güzeldir ama güzelinde güzeli vardır. Hele hele bu bence tarihi bir mirastır diye düşünüyorum efendim. Dedelerimizden ne aldı isek hanımefendi? Dedelerimizden ne aldık?
onu istikbale taşıyacağız Allah'ın izniyle. Çünkü bu güzelliği bize ecdadımız emanet etmiş. Daha neler neler emanet etmiş. Mesela şunu demin söyledik. Bunun tabii hanımefendi bunun o kadar özelliği var ki hatta rivayettir ki biz dedelerimizden ninelerimizden şunu dinledik. Osmanlı döneminde hanımefendilerin yüzleri buruşmuyormuş. Neden buruşmuyormuş diye bunu hep böyle ninelerimden dinlediğim bir tevatür. O da neymiş biliyor musunuz? Şu safran denilen bir madde var, içine giriyor. Herhalde onda binlerce bir şifa var ki o mübarek ecdat almış onu içine koymuş. Osmanlı'dan gelen bir miras. Siz şimdi öyle bir yere geldiniz ki yani 50 program yapsak bu tatlıları bitiremeyiz. Ama ben kısa kısa öz olarak anlatıyorum. Tabii ki bir de Edirne kurabiyemiz var. Bir ismine de kavala deniyor. Tabii ki niçin kavala deniyor onu da burada anlatayım. Osmanlı döneminde malum kavala bizim idi. Buradan giden Edirneli ustalar kavalada kaldılar. Orada meşhur oldu. Bizim noksanlığımız dünyaya kendimizi anlatamadık. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Dünyaya da diyorum ki Edirne kurabiyesi Edirne. Neden Edirne? 92 yıl Osmanlı'ya başkentlik yapmış olan sarayın kurabiyesi bu. Sarayda bunlar ikram edilmiş. İşte şimdi siz özüne geldiniz. Öz olan Edirne'nin kurabiyesi nedir diye soracaksınız. Bu da yayık bilirsiniz. Köylerde yayıklar vardır. Büyük annelerimiz böyle tereyağı eski sistem yaparlar. İşte biz hala o eski sistemde yayık evet. Aynen yayık tereyağısı ile yapıyoruz. İçine bademi koyuyoruz. Yayık tereyağısı bizim. Un bizim. Efendim badem bizim. Arif Usta da sizin. Efendim benim son mesajım şudur ki bütün dünyada insanların huzurlu, mutlu, öyle bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum ki yüzleri her zaman gülsün. Neyle? Bizim kallavi kurabiyelerimizle. Yedeklin 4 Ocak sona erdi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.